Ne dediniz az önce? O benim dikkatimi çekti. Gülşah'ı dünyaya getirdiğim karede anne olma, annemi çok değer verdiğim için dediniz. Anne, kendi anneniz için söyleyeyim. Nasıl bir anne sizin için ne ifade eder? İlk tanıdığınız, tattığınız bir kişi hayatınızda. Ondan gördüğünüz onayla hayatınızda adımlarınızı daha emin attığınızı hissediyorsunuz. Ben hep onun gözlerinin içine bakardım. Onaylıyor mu yoksa memnun değil mi O zaman hayatında? çok da önemli değil mi kararlılık? Çok önemli. Onun ifadelerine göre şevk alır, daha da güçlenirdim veyahut da hemen ondan vazgeçip farklı Değil mi? bir Siz şey ya denerim. annenizin onaylamadığı bir şeyi pek yapmak da içinizden gelmemiş, Hayır, istememişsiniz. Hep onun hayır, onayından geçmiş. hayır. Aslında çok da erken yaşta şöhret olmuş biri için hani bugün de birçok kişi örnek olabilecek bir tavır. Çünkü 16 yaşında siz ödül alınca yani 15 yaşında Metin Aksa'nın çekmiş olduğu Susuz Yaz filmiyle parlayınca sonuçta çok genç bir yaş. Yani o anda her şey Genç bile olabilir. değil. Yani Yani çocuk gerisi. çocuk genç değil mi? Ve o anda her şey olabilir. Şöhretin getirdiği birçok yanlış Elbet. yollara da sapılabilirdi. Tabii ki. Ama bu dağmaları yaşamamanızın sebebi sanıyorum annenizin olan Sağlam sizin. bir güç annem. Adeta bir basın danışmanı, adeta bir menajer görevlerini üstlendi. Dolayısıyla bu emekleri de kolay kolay yadsınacak şeyler değil. Sadece benim yeteneğim yeterli değildi tabii ki. Susuz Yaz'ın üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti değil mi? Yani yanlış hesap 48 olmuyor. yıl geçti, 50 Evet, sayılır, 50 evet. yıl geçti. Şimdi bu Susuz Yaz'a bugün baktığınız zaman başarının siz tercihlerinizin mi yoksa başarınızın peşinden mi gitmiş oldunuz? Ne oldu yani o kırılmadan sonra? Çünkü Susuz Yaz filmi sizin sinemaya ondan sonra yapacağınız filmlere de bir çok Kapı önemli mihenk aralarken. taşı oldu. Bu Elbet. başarınızın getirmiş olduğu bir şey miydi yoksa sizin isteğinizin peşinden gitmenizin getirdiği bir şey miydi? Neydi? Zannediyorum baştan karar verilmiş bir şeydi. Benim tercihimdi ya da annemin bana layık gördüğü ya da önerdiği bir tercihti. Zaten ilk sinema filmiyle ilgili ailenin içinde konuşulmaya başlandığı zaman babamın bir sözü vardı. Aman Hülya, hani bugün bir karar veriyorsun, yola çıkıyorsun, daha henüz çok toysun, çok çocuksun, gençsin. Bir işi yapacaksan onun en iyisi ol. Var mısın yani, bu yüreği ortaya koyabiliyor musun? En iyisi ol. Benim kızım en iyi sinema oyuncusu dedirt bana. Yani en iyisi olmayı hedefle. En iyisi olmak demek kaliteli, kalıcı, sanat değeri olan, yarına insanlığa bir armağan olabilecek kalitede eserlerin içinde ol. Öyle yönetmenlerle çalış. Ve yaptığın işten emin ol, iste, güvenerek başla. İşte yani bunun gibi bir babanın, annenin öğütleri ve çizdikleri yol. Hani sen başarılı ol, popüler ol, çok para kazan, hayatını yaşa, ne istersen yap kızım denmedi bana. Bana hani Biraz da ancak sorumluluk değil bu mi? şekilde yaparsan biz her zaman senin arkandayız, yanındayız, destekçiniz. Sana bunu öneriyoruz, sen buna layıksın gibi. Şöhret, güzellik, gençlik, popüler olmak hepsi bir yana. Aile bir yana. O Sence? hatırlatılıyor muydu sürekli size? Mesela o çok mesleğinizin çok parlama dönemlerinde yani tap olduğunuz dönemde çok anneniz tarafından sürekli hatırlatılan bir şey miydi bu? Yani nasıl Yok. işte çok şöhretlisin ama şey de olabilirdi çünkü hani bu kadar şöhretin insana karakterine Başında yapı dönülebilir. zor bir çünkü sınav o bence. Yani o sınavdan zaten herkesin Çok geçemediğini haklısın. görüyoruz. Tabii ki öyle. Tabii. O etkisi vardır değil mi? Yani o Hatırlattığını zannetmiyorum ama benim doğru yolda olduğumu gördükçe, hissettikçe beni takdir edişi daha bir farklı oluyordu tabii ki. Ben de o zaman doğru işler yaptığıma inanıyordum. Bunu tekrar tekrar bana hatırlatmasına gerek yoktu. Zaten bir çocuğa ne verdinse
verebildinse onu bir daha ikaz etmene, uyarmana zaten gerek yok. O yolda devam edecektir. Ben de biraz söz dinleyen, uysal bir karakterde bir insanım zaten. Onun için annemin benimle ilgili çok fazla uğraşıp üzüldüğünü zannetmiyorum. Tam tersi hep bana ne mutlu bana ki ben sen ilk çocuğumsun, seninle çok meşgul oldum, sana çok emek verdim ama sen kardeşlerinin işte büyük, ablasısın, onlara örnek olacak. O çok önemli bir şey. Ben bir de baktım ki sadece kardeşlerimin ablası değilim. Türkiye'deki birçok genç kızın beni izlediğini fark ettim ve onların da ablasıyım. Onlar için madem bir rol modelim, bir örneğim, o zaman sorumluluk. Az önce sen böyle oturuyordun ya, ben hayatım boyunca böyle oturdum çünkü omuzlarımdayım. Çok büyük bir sorumluluk. Evet, aslında ona gelmek istiyorum. Ben şunu şöyle ki, babanız erken yaşta kaybediyorsunuz. Anneniz de çok erken yaşta buna göğüs germeye çalışıyor. Aslında bir tek hani yol arkadaşı diyebileceğimiz kızı siz kalıyorsunuz büyük kız olarak. Bu yük hani omuzlarınızdaki o yük, ilk yükten bahsediyorum. O yükü almak bir çocuk için ne kadar kolay? Bu bana bir hayat biçimi olarak yani benim hayatımın normal çok şey. Normal, çok doğal bu budur diye tepside buyurun senin hayatın budur dendiği için şartlar bunu gerektirdiği için ben bunun altında elbette ki ezilmeden ruhsal yapımı dengemi bozmadan çünkü çok büyük bir sevgi görüyordum seyirciden. O kadar tatmin edici aslında bir şey ki. Aslında motivasyonu oradan alıyorsun elbette, değil mi? Elbette. Yoksa yani o kadar. Evet. Belki de değil mi? Hı. Belki de çok istediğim halde yeteneğim yetmezdi. Başarılı olamazdım. Tabii, seçimlerimde yanılmış olabilirdim. Evlilik hayatımla ilgili yaptığım seçimde de yanlış karar vermiş olabilirdim. Bütün bunlar olağan şeyler çünkü. Biraz da bu konularda da şansım herhalde yardımcı. Şey böyle evlilik hayatınız içinde hani hayatınızdaki tüm kararlar adına öngörüleriniz mi kuvvetlidir yoksa böyle bir kaderci tarafınız var mıdır? Nasıl karar verirsiniz kararlarınızı verirken? Şimdi gençken kaderciyim falan diyemiyordum ama bugün diyorum. Gençken hayatı değiştirebilirim diye bakıyordum. Ama bugün her insanın bir kaderi var. Ve bu benim kaderimmiş diyorum. Çünkü bazı şeylerin değişmediğini, değiştirilemediğini görüyorsunuz. Bireysel bir hayat yaşamadım. Ben hep toplumsal hayat yaşadım. Ben toplumun bir parçası olduğumu hep hissederek yaşadım. Ve benimle aynı durumda olan, bu ülkede yaşayan, kadın olan diğer kadınları düşünerek yaşadım. Benim kadar şanslı olmadıklarını gördüğüm kadınlar için ne yapabilirim diye yaşadım. Neyi değiştirebilirim? Benim değiştirmeye ayaklandığım işlerin zamana bağlı olduğunu, nesillere bağlı olduğunu, mentalitenin değişmesi gerektiğini, eğitimin daha köklü, daha güçlü olması gerektiğini gördüm. Şey merak ediyorum ben. Şimdi başından beri hani ben o görevi kendim üstlendim. Bana bu böyle tepsi içinde sunuldu dediniz ya. Evet. Oradan benim aklıma şu geliyor. Toplumsal görev üstlenmek. Yani herkes için, herkesin sorumluluğunu belki taşımak. Onlara model olmak. Bu biraz da şununla ilgili değil mi? Yani siz bir şeyi kanıksadığınız zaman ortaya çıkan kadın modeli ne olursa olsun yalnız kalmayı talep etmeme. Hani bu benim kendi yaşamım, bu benim kendi tercihim dememe. Onu nasıl, o kararı nasıl veriyor insan? Yani şöyle bir diyor, bu benim zaten kaderim, ona boyun eğeceğim mi diyor yoksa yok tamamen teslim mi oluyor? Nasıl bir şey? Hayır, hayır, tamamen teslimiyet diye bir şey söz konusu değil. Mantık hepimiz için geçerli. Kararların arkasında durmak. Hisler, değil mi? Mutlaka sağduyu var, mutlaka öngörü var. Mutlaka o kararı verene kadar onun
bir hesabı var. Yani o kararı vermeden önce de o kararı verirsem böyle mi olur, böyle mi yapsam daha iyi olur. Karar aşamasında adam akıllı bir sorgulama var. Ondan sonra karar faslından sonra da teslimiyet var. Çünkü karar verilmiştir ve onun arkasında durmak lazım. Bütün bunları yaparken de kendini yalnız hissetmemek, arkasında güven duyduğu, onunla beraber hayata yürü, ben yanındayım diyen bir gücün olduğunu hissetmek, elbette ki o zaman daha sağlam durmayı başardım. Ay, insan kendisiyle konuşması çok zor, ilgili konuşması çok zor. Hep bunları hani siz söyleyin işte.